Selamlar herkese. Bu videomuzda sizlerle birlikte henüz daha çiçeği burnunda zamlanan iPhone 13 hala alınır mı alınmaz mı ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar birkaç farklı noktaya değineceğiz. Yani böyle dikey olarak sanki bir yeni telefonmuş gibi böyle özelliklerine çok derinlemesine indiğimiz bir video olmayacak. Onun yerine hani alma anlamında sizi ne cezbeder ne cezbetmez onlara bakacağız. Şimdi böyle bir konseptle videoyu devam ettireceğimiz için de ilk olarak kameralarıyla başlayacağım arkadaşlar. Arkasında ikili kamera dizilim var. Şimdi bu cihaz ilk çıktığında bu ikili kamera dizilimi bana bayağı bir sütten görünüyordu işin açıkçası. Fakat zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe biraz da göz alışkanlığı da oldu herhalde insanların elinde göre göre. Şu an fikrim değişti arkadaşlar. Hani o arkadaki ikili kamera dizilimi artık beni o kadar rahatsız etmiyor. Şimdi nedir kamera anlamında sizi ikna edebilecek olan özellik? Arkadaşlar bu cihazda sinematik mod özelliği mevcut. Bu bence tek başına hani bu cihazda kafa karıştırıcı bir unsur. Çünkü hani diğer muadillerinde yok. Uygulamalarla yapsanız da Apple kadar kaliteli olmuyor. Ve diyelim ki işte sosyal medya iş yapıyorsunuz, profesyonel hayatta telefon kullanıyorsunuz veya çektiğiniz videolarda böyle işte o tarz efektlere falan filan önem veren bir insansınız. Veya atıyorum araba videoları çekiyorsunuz. İşte o sinematik mod hem sizin para kazanmanıza yardımcı olacak bir şey profesyonel hayatta, hem de gündelik videolarınızda daha keyifli içerikler çıkarmanızı sağlayacak önemli bir özellik. Yani bana soracak olursanız sinematik mod bayağı bir kafa karıştırıcı bir durum bu cihaz üzerinde. Neden kafa karıştırıcı ona finalde geleceğim. Dediğim gibi arkada ikili kamera dizilim var. Bu iki kamerada arkadaşlar 12 megapiksel, hatta öndeki kameramız da 12 megapiksel. Arkadaki kameralardan geniş açılı olan f1.6 diyafram değerine sahipken 120 derecelik ultra geniş açılı olan kameramız ise f2.5 diyafram değerine sahip. Genel olarak cihazın çektiği fotoğraflara bakınca arkadaşlar işin açıkçası çok az, yani ben sıkıntılı bir duruma denk gelmedim. Çok da böyle fotoğraf kalitesinden anlayan bir insan değilim. Fakat hani çok fazla telefon inceledik. Çok fazla telefonla çekilen fotoğraflar gördük falan filan. Bu anlamda cihaz bana 2 yıllık bir cihazmış hissini vermedi. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Özellikle portre modunda arka planı bulanıklaştırmadaki başarısı, onun haricinde işte ortamın ışığı uygunsa ve işte gün ışığında çekimler yapıyorsanız çektiğiniz fotoğrafların kalitesi ve renkleri bence gayet yerinde. Zaten hani Apple bu konuda çok başarılı arkadaşlar. Yani hakikaten bu telefon kamera özellikleri ve çektiği fotoğraflara, yani ekranda dönen fotoğraflara da bakınca temelinde şöyle bir paradoks doğuruyor yeni bir cihaz alacak açısından. Ya ben şimdi bu kadar parayı sıfır, sağlam, böyle güzel, yeni bir Android cihaza mı vereyim, yoksa ikinci bir el iPhone 13 mü alayım? Şimdi bu paradoks ciddi bir paradoks. Umarım bu videoda onu açacağız. Geliyorum video tarafına, ki video tarafı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü kendisiyle 4K 60 FPS videoları kaydedebiliyoruz. Demiş söylemiş olduğum gibi sinematik mod özelliği var. 240 kare yavaş çekim özelliği var. Yani bir şekilde bu fiyata bulabileceğiniz sıfır muadillerinde de aynı özellikler vesaire vesaire olsa bile dediğim gibi sinematik modda olay biraz tıkanıyor. Şu da önemli bir ayrıntı, şey diyebilirsiniz ya Çağdaş, uygulamalarla falan filan yapılıyor. Ama hani uygulamalarla yapılan arkadaşlar Apple'ın kendi cihazına koyduğu kadar stabil, sağlıklı, optimize edilmiş sonuçlar vermiyor. Vereni varsa da ben bilmiyorum. Şimdi çektiğimiz fotoğraflar ekranda döndüğü kamera özelliklerinden bahsettik. Ufak ufak hani teknik özelliklerle birlikte oyun testimize doğru geçelim. Oyun testimizde her zaman olduğu gibi PUBG oynadım arkadaşlar 10 dakikalık süreyle. Bu arada cihazın pil sağladığı %100 de, bunu da belirteyim. Fakat beni korkutan kısım 3227 mAh'lik batarya kısmı arkadaşlar. Yani oyun testinden önce bu bana az gelmişti. Çünkü son dönem gelen cihazların çoğunda 5000 mAh'ler artık neredeyse standartlaştı. Velhasıl kelam, bu korkum da biraz oyun testi anlamında boşa çıktı arkadaşlar. Çünkü 10 dakikalık oyun testinde cihaz sadece %1'lik bir şarj kaybı yaşarken sıcaklık anlamında aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Yaklaşık 10 derece yükseldi. Bu ne demek? Bu cihaz bayağı bir ısınır. Özellikle yoğun kullanımda, oyun, moyun işlerinde falan filan belli ki iPhone 13 ısınıyor. Bunu atlamayın. 10 derece hani çok daha düşük, çok daha uygun fiyatlı Android cihazlarda bile benim görmediğim bir sıcaklık farkı arkadaşlar. Yani bayağı fazla. Bunun haricinde ekranımız maalesef 120 Hz değil arkadaşlar. Bu bayağı bir eksi, ciddi bir negatif özellik olarak yazılıyor kendisine cihazın. 6.1 inçlik Super Retina bir ekranımız var. Yani ekranda bir sıkıntı yok. Video izlerken, oyun oynarken falan filan gayet keyifli bir ekran. Fakat 120 Hz olmayışı, özellikle hali hazırda 120 Hz bir cihaz kullanıyorsanız veya geçmişte böyle bir deneyim yaşadıysanız bu cihazda ciddi problem. Neden problem biliyor musunuz? Şimdi fiyatına bakıyorum, hani videonun çekildiği tarihte 35, 36, 37 K'lar havada uçuşuyor. Ama hani şimdi şöyle bir sorun oluşuyor insanın içerisinde. Yani ben bu parayı buna vereyim, ikinci el bir cihaza, yani sıfır olmayan bir cihaza. Ama en azından ekranın 120 Hz olsaydı, yani burada bir sıkıntı oluyor. Onu söyleyeyim. Fakat böyle bir alışkanlığınız yoksa, yani Çağdaş 120 Hz benim umurumda değil abi, ben kamerası lazım bana bu cihazın diyorsanız da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ama benim gibi daha öncesinden bir 120 Hz alışkanlığınız varsa bayağı bir sorunlu gelecektir size. Yani telefon kullanma keyfinizde düşüş olacak.
Geliyorum işlemcimize. İşlemcimiz A15 Bionic arkadaşlar. Şöyle bir güzel yanı var. iPhone 14'lerde de aynı işlemci var arkadaşlar. 2021 yılında tanıtılmış bir işlemci. 2 adet performans, 4 adet verimlilik çekirdeği var. Bunun haricinde 16 çekirdekli bir Neural Engine de içerisinde mevcut. Kendisi de maksimum 3.2 GHz bandına kadar çıkabilen bir işlemci. Gerçekten güçlü bir işlemci. Gelelim artık ufak ufak sonuç kısmına değerli. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Sonuç kısmının belirleyicisi olan şey bu cihazın fiyatı. Yani şimdi sinematik moda çok ihtiyacın vardır. iOS'ten başka cihaz kullanmak istemiyorsundur. Profesyonel hayatta bu telefonun kamera özelliklerine vesaire ihtiyacın vardır. Veya ağır işler yapıyorsundur. Telefonla ciddi işler yapıyorsundur. Güvenlik tribin vardır. Hani hangisi daha güvenli o kısmı bilmiyorum da iOS birazcık daha sağlıklı duruyor diğerlerine göre. O zaman bu cihazı tercih edebilirsiniz. Ama şunu açıkça belirteyim. Bu fiyat baremindeki bir telefonun ekranı 120 Hz olmak zorunda. Ya zorunda ya. Yani 120 Hz olmayan bir ekran 35-36K. Hadi diğer özellikler okey. Hani vermek benim yapacağım bir işlem değil. Ama sizin için önemli değilse de telefon sizi üzecek bir telefon. Ne gündelik kullanımda, ne oyunda, ne kamera anlamında cihazdan herhangi bir şikayetim yok. Ama o parayı vereceksem 120 Hz olmasını isterim. Yani çok bir iOS tribiniz yoksa bu fiyata çok daha sağlam Android cihazlar alabilirsiniz. Ha ömrü bunun kadar uzun olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Ya da ikinci el değeri yani bunun kadar yükselişli olur mu olmaz mı onu da tam kestiremiyorum şu anda. Ama sonuçta son karar sizindir. Kameraları gayet iyi. Biraz fazla ısındı ama hadi onu bir kenara kaldıralım. Ekranı 120 Hz değil. Tüm bunlar sizin için okeyse telefon kesinlikle sorunlu bir telefon da değil. Ben ne yapardım? Onu size söylemek istiyorum. Ben arkadaşlar maalesef yani bütün cebimdeki son ya alabileceğim bütün bütçe oysa iOS'lere fokuslanırdım. Yani Android çünkü çok uzunca bir süredir kullanmadım. Ve şöyle bir tribim var Android ile ilgili bir süre sonra cihazın ya işletim sisteminden ötürü şiştiğini düşünüyorum. iOS'te o süre daha uzun. Yani bu da şişiyor. Ama mesela Android 2 yılda şişiyorsa bu 4 yılda şişiyor. Öyle bir avantajı var. Daha uzun ömürlü bir cihaz. Bu anlamda fiyatını da aslında amorti edebilen bir cihaz. Umarım bir kafa karışıklığına yol açmamışımdır arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.